Manşete hoş geldiniz. Aslında milyonlar rejimin paletleri altında ezilmese çok eğlenceli bir ülke. Çok eğlenceli bir ülke Türkiye. Fakat bu İzmit'teki olay görüntülerini sosyal ağlarda görmediyseniz ekrana getiriyorum. İzmit'teki olay mühim bir turnusol. sol. Yani baktığınızda iki belediye arasında bir kavga, bir gerilim var. Ve orada kendini yerden yere atan bir AKP'li var. Buna birazdan bakacağız. Fakat bugün e, Fatih Altaylı'dan bir itiraf, bir tehdit. Buna bakacağız. Bahçeli halıyı çeker mi? O Ferdi Tayfur'lu yürüme videosu çok gündemde. Ona bakacağız. Çoğlu da bir son dakika kararı çıktı 6 yıl sonra. Acaba bu duvardan tuğlayı çeker mi? Duvardan ilk tuğlayı çeker mi? Bize KC'yi de yazdıran ne oldu? Buna bakacağız. Kılıçdaroğlu'nun tweeti konuşuluyor. Günah mı çıkarıyor? CHP eski genel başkanı deniyor. Buna bakacağız. Peki ekrandaki görüntü ne? Yanında da zaten özetini yazdım. Şu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi AKP yönetiminde, İzmit Belediyesi ise Kocaeli Büyükşehir'in ilçelerinden veya da merkez ilçe diyeyim CHP'li. CHP'li İzmit Belediyesi ekipleri Kocaeli şehir hastanesine bir alternatif yol yapmak için harekete geçiyor ve Kocaeli Büyükşehir buna engel oluyor. Kocaeli Büyükşehir ekipleriyle yani AKP'li büyükşehir ekipleriyle CHP'li İzmit Belediyesi ekipleri birbirine giriyorlar. Büyükşehir Belediyesi'nin iş makineleri yolu kapatıyor. Yola girmek isteyen İzmir Belediyesi ekiplerine işte fiziki müdahale oluyor filan. Yani tam işte Türkiye'deki hadise bu. Türkiye'de iktidar belediyeleri devretmedi, devredemiyor. Ya da devrederken böyle çatışmalar çıkıyor, böyle gerilimler çıkıyor. Yarın merkezi idareye bunu alın, uyarlayın. O zaman çok daha büyük çatırtılar çıktığını, çıkacağını göreceksiniz. Olay yerinde AKP'li bir belediye meclis üyesi var. İzmit Belediyesi meclis üyesi İbrahim Efe. Tam işte İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet, bir kadın belediye başkanı İzmit'te CHP'li. Onun yanına yaklaşmasına izin verilmiyor. Bunun üzerine İbrahim Efe bir anda kendini yerden yere atıyor. Hiçbir müdahale yok. Görüntülerde çok açık görülüyor ama belli ki bir kameranın kendini çektiğinden habersiz. Saldırıya uğradım diyor, imdat diyor, polis diyor filan falan. Ee, İzmitli CHP'li belediye başkanı demiş ki AKP'li meclis üyesi bir dokunuşla kendini nasıl yerlere atıyor. Yerdeyken nasıl çelme takarak insanları yere düşürüyor. Sonra da bana saldırıyorlar diye şov yapıyor. Geldiğimiz nokta bu demiş. Evet geldiğimiz nokta bu. Ve bu işte belediyeleri devredemeyen iktidar Türkiye'yi nasıl devredecek sorunu sorunsalı da getiriyor. Ayrıca bir parantez açalım. Şimdi bu görünen hadise. Ama e, 25 yıllığına İzmit'te TÜGVA'ya öğrenci yurduyla Ensar Vakfı'na ki ikisi de iktidarın vakıfları ve iktidarın çocuklarının başında olduğu vakıflar kültür merkezi tahsis edilmesi kararını iptal etmiş ve bu ballı tahsisler kesilmiş ondan dolayı da bir gerilim var. Ayrıca İzmit Belediyesi ee, daha önce AKP döneminde TÜGVA'ya 300 kişilik yurt tahsis etmekle kalmamış. Tefrişattan elektrik, su faturasına kadar her türlü masrafını da karşılamış. Üstüne TÜGVA Yurtta kalan öğrencilerden para almış falan. Şimdi arpalar arpalıklar kesiliyor. Arpalar arpalıklar kesilince de durum bu. Evet. Bir diğer konu işte bir tuğla çekersem duvar yıkılır meselesi. Oğuz Arda Sel hayatını kaybetmişti Çorlu tren kazasında. Annesi Mısra Öz onun gözyaşlarını izliyorsunuz. E, gazete Duvar'dan getirdiğim videoda karar anında göz tutamıyor ve Çorlu davasında karar açıklanıyor. Karar ne? Karar e, çok detaylı e, fakat e, ağırlık e, 25 kişinin hayatını kaybettiği bir tren kazasıydı. Bir katliamdı. 6 yıl sonra bu kararın çıkması önemli. TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Bölge Müdürü Mümin Karasu'ya 15 yıl hapis e, cezası verildi. Sadece o değil. TCD'de birinci bölge müdürü, bakım servis alanlarından sorumlu müdür yardımcısı, bakım servis müdürü, altyapıdan sorumlu birinci bölge bakım servis müdür yardımcısı vesaire isimleri de var. Bunlara cezalar verildi. Mısra Sel, Oğuz Arda Sel'in annesi bu davayı takip etti ve bu davayı 6 yıldır takip ediyor. Sosyal ağlardan takip ediyor, peşini bırakmıyor. Ve onun bir yönüyle de başarısı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de davayı yerinde takip etmesi e, önemli. E, şunu söylüyor e, Mısra Sel. Dönemin Ulaştırma Bakanı ve TCDD Genel Müdürünün peşindeyiz ve bu dava bizim için daha bitmedi. Evet, gözyaşlarıyla bu davayı karşılıyor. Kararı 6 yıl sonra çıkan bir karar. Önemli bir karar. İşte bu bir tuğla, duvardan çekilen bir tuğla olabilir mi? E, bunun üzerine kafa yormak lazım. Fakat şeyi önemsiyorum. Özgür Özel'in şeye gitmesini, davaya gitmesini ve yerinde takip etmesini önemsiyorum. Buradan hareketle bir şey başlatılabilir mi acaba? Dönelim Fatih Altaylı'nın bir itiraf, bir tehdidine. Kendi kanalındaki programca kendisine Cübbeli Ahmet'le ilgili İsmaila cemaati orada da son lider öldü, yerine biri atandı falan bununla ilgili tartışmalar devam ediyor. Ondan dolayı Cübbeli Ahmet gene gündemde. Fakat Cübbeli Ahmet'i bu kadar tartışılır popüler kılan isim de Fatih Altaylı'nın ta kendisi. Yani yıllarca Habertürk ekranlarında Murat Bardakçı ile birlikte saatler süren programlara birlikte imza attılar. Kaç tane bilmiyorum belki 10 tane olmuştur yani. Bilmiyorum saymadım yani belki azdır belki çoktur ama yani Cübbeli Ahmet figürünü e, bu kadar popülerleştiren ve e, ne derler popüler kültüre neyse kazandıran isimdir Fatih Altaylı. Geçelim. Ona soru yöneltilirken ekonominin bozuk olması çoğu günaha engelleyici bir şey demiş Cübbeli Ahmet. Ve devamla da şöyle e, konuşmuş. İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı, fahişelerin fiyatlarından haberim yok falan gibi konuşuyor. Bu sözler hatırlatılınca Fatih Altaylı gülüyor ve diyor ki e, fahişelerin fiyatlarından haberi vardır. E, ne diyeyim işte siyasal İslam böyle bir şey. Her şeyi kendi lehine kullanıyor. Cübbeli Hoca... Bence doğruyu söylemiyor. Haberi vardır. Niye hapse girdi hatırlıyorsun? Yiğit Bulut videolarını gezdiriyordu ortalıkta Cübbeli Ahmet'in diyor. Yiğit Bulut dediği kişi de o sırada Habertürk'ün genel yayın müdürü. Habertürk'ün genel yayın müdürü Yiğit Bulut Habertürk Televizyonu'nun. Gazete Habertürk'ün genel yayın müdürü Fatih Altaylı ve gazete... ha, Fatih Altaylı o televizyonda program yapıyor. Ve Cübbeli Ahmet'in işte bir Kuzey Afrika ülkesinden getirildiği belirtilen e, hayat kadınlarıyla neyse videosu dolaşıma sokuldu veya dolaşıma girdi veya bununla bu bir yargı konusu oldu her neyse bu videoları Habertürk'ün Habertürk, Habertürk televizyonunun başındaki Yiğit Bulut'un şu anda sarayda başdanışman dolaşıma soktuğunu ortalıkta dolaştırdığını söylüyor. Ve bundan sonra sen onunla program yaptın Cübel Ahmet'le. Yani eee fahişelerin fiyatını en iyi o bilir. E, siyasal İslam bu işte filan diyorsun ama yani bu olaylardan sonra Habertürk'te <laughs> Cübel Ahmet defalarca Programlara, yayınlara hem de senin programına çıkartıldı. Acayip. Yani birileri birilerinin kuyruğuna basınca e, bu tür itiraflara tanıklık oluyoruz. Devam. Devam yani. Çünkü daha pek çok şeyin aydınlanması lazım. Pek çok şeyin ortaya çıkarılması lazım. Mesela e, Süleyman Soylu'ya da yanıt vermiş Fatih Altaylı programda. E, bir, bir sonraki programda. E, arkadaş falan diye konuşunca Süleyman Soylu Fatih Altaylı'ya bindirince ben onun arkadaşı değilim. Nereden arkadaşım oluyormuş? Bak sen haddini bilsin tepemin tasını attırmasın diyor. Ya atsın şu tepenizin tası da görelim yani. Tabii şimdi bir insan bir gün kralken sonra oradan düşünce, tahtından inince, ne bileyim koltuğu kaybedince öyle Süleyman Soylu'ya çakmak moda şu anda. Ve çakmış Fatih Altaylı. E ama yani Süleyman Soylu e, her başı sıkıştığında Habertürk televizyonuna geliyordu. Senin de program yaptın tamam artık yöneticilik vasfı falan kalmadı ama Turgay Ciner'le ilişkin, Habertürk'le ilişkin ortada kurulduğu günden bu tarafa. Yani Turgay Ciner döneminden bu tarafa kurulduğu gün demeyeyim. Kurulduğu kuruluşa Ufuk Güldemir'dir. Neyse yani ilişkin ortada. Niye o gün bir şey demiyordun da demek ki içine atıyordun. Şimdi adam koltuğu kaybedince de tepemin tasını attırmasın. Ya atsın tepenin tası da bir görelim yani. Dökülsün bir takım şeyler ortaya. Ben de konuşuyorum. Alman Cumhurbaşkanı İstanbul'dayken işte katılı bir törenden bir fotoğraf karesi dolaşıma girdi. Bu fotoğraf karesinde Ekrem İmamoğlu var e, ve Feridun Sinirlioğlu var. E, ortada da Abdullah Gül. Aman işte Abdullah Gül'le ve Feridun Sinirlioğlu'yla nasıl şey yaparsın? Yan yana e, durursun Ekrem İmamoğlu falan gibi şeyler var. Bence Ek Ekrem İmamoğlu'na çok fazla şeyler atfediyorsunuz. Gerek yok. İki yani Abdullah Gül için söylenecek bir şey yok. Yani dönemin sessiz insanı. iki tehditle oturdu ve karnı da şiştir. Bir kere daha Cumhurbaşkanı olmayı hesap ediyordu. Belki hala böyle bir niyeti vardır. E, olamadı ondan dolayı. Eşi intifada başlatacaktı köşkten indikten sonra. O da başlatamadı Hayrı Nisa Hanım. Neyse onu geçelim. Çok fazla mevzu bahis yap me, yani değil. Fakat Feridun Sinirlioğlu e, karakteri önemli. Yani öteden beri dışişlerinde müsteşar olarak gelmiş. Bir yerlere yükselmiş falan ve AKP'de öncesi ve sonrası ve bugün itibariyle pek çok kritik noktada mühim bir eleman yani ve zaten dikkat ederseniz bu fotoğrafta eli cebinde. Yani eli hep cebindeydi. AKP'liler karşısında da cebindeydi, öteki beriki ve İmamoğlu'nun yanında da, Alman Cumhurbaşkanı karşısında da. Feridun Sinir yani Abdullah Gül'ü bilmem ama Feridun Sinirli, sinirli oluna biraz daha mercek tutmak ve onun e, asıl e, niyetinden emin olmak e, gerekiyor. Çokça hakkında video var YouTube'da. Tarama yaptığınızda da birkaç tanesi önüne gel önünüze gelir, izlediğinizde görürsünüz. Ama asıl dikkat çekici olan fotoğraf buydu. Ve bunun üzerinden büyük bir ırkçılık ekrana getirdim, söylemeyeceğim. Irkçılık dalgası yayıldı. Sadece bu tweet değil, bir sürü şey. Bir çocuk, Türkiye vatandaşı, çok iyi Türkçe biliyor, Efe Ercan ismi, İstanbul doğumlu, öğrenci. 23 Nisan kutlamalarında Ekrem İmamoğlu'nun yanına gidiyor protokolde. İşte elinde bayrakla falan filan. Onun üzerine bir sürü komplo teorisi üretildi. Yanına gelen kadın üzerinden ona Alman casusu dendi bilmem ne filan. O da babaannesi çıktı. Yani bir Türkiye vatandaşı e, erkek Gine'ye gidiyor. Ve orada Gine vatandaşı siyah bir kadınla evleniyorlar. Birbirlerine aşık oluyorlar. Türkiye'ye dönüyorlar sonra. Ve o aşktan, o evlilikten Efe Efe Ercan doğuyor. Yani bir yönüyle de melez bir çocuk. Hani tabir yerindeyiz. A, fakat yani derisinin renginden dolayı maruz kaldığı ırkçılığa bakar mısınız? Yani acayip. Türkiye'de bu siyahlar üzerinden bir şey yoktu ama son dönemde artık o da patladı. Ayrıca da yani ırkçıyım var ne var ki? ben ne var ki bunda falan gibi şeyler de var. Yani insanlar faşistler, insanlar ırkçılar. Eskiden faşist ve ırkçı olduklarını kabul etme, etmiyorlardı. Böyle dediğinizde size çemkiriyorlardı. Şimdi kabul ediyorlar. Ökçüyüm ne olacak gidiyor. Yani acayip bir sürece girildi. E, dolayısıyla bu e, altı çizilesi, dikkat çekilesi bir e, örnektir. Yani mühim bir örnek. Şimdi dönelim Bahçeli'ye. Sizce o halıyı çeker mi? Bülent Çelik gazete pencere karikatürü. Yani e, kim kimin altından halıyı çekecek? Yani... Bahçeli mi Erdoğan'ın altından halıyı çekecek? Erdoğan mı Bahçeli'nin altından halıyı çekecek? Karikatürde Erdoğan Bahçeli'nin altından halıyı çeker gibi görünüyor ama tam tersi de söz konusu olabilir. Ben bir karikatür çizseydim değilim böyle bir yeteneğim de yok ama aktörleri yer değiştirirdim herhalde. İşte şu video çokça gündem oldu. Altında Ferdi Tayfur müziğiyle biraz daha yakın yaklaşarak bakalım. Tam da 23 Nisan'ın 23 Nisan'da Bahçeli neden ortada yoktu falan. Oradan hareketle ortaya çıkan bir şeydi bu. E, videoydu bu. Ferdi Tayfur'un hep köle misali zincire vurdun. Ben sana dost oldum, sen düşman oldun. Sen beni kendine göre mi buldun? Hain diyorsam söyleten sensin falan. müziği eşliğinde. Ya yani ülke nasıl geriye gitti? Ben bu videoyu görünce MHP'den, MHP'nin resmi Twitter X platformundaki hesabından paylaşıldı bu. Bu videoyu görünce gerçekten düşünmeden edemedim nasıl geriye gitti? Yani 30 yıl önce ben mesleğe başladığımda yaklaşık 30 yıl oluyor profesyonel olarak gazetecilik hayatına başlama 1995'tir. Yani zaman gelecek liderler böyle fonda Ferdi Tayfur müziği eşliğinde videolar paylaşıp birbirlerine göndermelerde bulunacaklar. Medya mahallesi de bu şifreyi çözmeye çalışacak falan deselerdi. Ya bırak Allah aşkına yani filan derdim. Yani bu bir kehanet mi sallama mı filan yani ya da distopik bir şey mi? e, ee, tahmin mi? Ee, herhalde o gün ülke ülkeyle ilgili kanaatlerimi gözden geçirirdim ama çok beklemişiz ve bunun için 30 sene geçmesi gerekmiş. Bahçeli ortada yok yani doğru dürüst bir seçim kampanyası yapmadı. Ee, hiçbir yani haftada bir grup toplantısı sağlığı el verirse çıkıyor. Törenlere falan zaten katılmıyor filan. Acayip birazdan bakacağız. Yani sağ sola ayar vermekle Bahçeli ve adamları sağa sola ayar vermekle meşgul ve Burada bir şey bir kırılma bir bir şey olacaksa burada olabilir diye düşünüyorum. Bahçeli'nin videosunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Birazdan onun üzerine daha geniş Abdülkadir Selvi üzerinden daha geniş laflar söyleyeceğim. Ama şimdi Kürt gazeteciler gözaltına alınmıştı iki gün önce. Ve onlar halen adliyede tutuluyorlar. E, muhtemelen tutuklanmaları istemiyle e, mahkemeye sevk edilecekler. ifadeler alınıyor vesaire. Erdal Er mühim bir istihbarat paylaşmış. Şırnak'ta Gabar ve Cudi Dağları bölgeleri 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi. İki gün önceki yayında da Kürt, ne zaman bir operasyon olacaksa öncesinde Kürt medyası toplanır gibi bir tespitte bulunmuştum. Aman yani bu olmasını arzu ettiğimiz için değil, alıştığımız için, hep ola geldiği için söylediğim bir şey. Bakalım iş nereye gidecek. Ekonomiye bir kısa parantez atacağım. Daha sonra tekrar bu bölücülük üzerinden operasyon ve Bahçeli'nin... E, Abdülkadir Selvi'ye veya Bahçeli'nin adamlarının Abdülkadir Selvi'ye atarlanması ve Selvi'nin cevabı üzerinden devam edeceğiz. Hakan Kara grafiği Türkiye'nin kişi başı gelirde dünya sıralaması nasıl düşüyor görüyorsunuz. Yani kişi başı gelir yerinde sayıyor. Yani hep 9 bin 10 bin dolarda sayıyor ama dünyada öyle değil. Artı dünya sıralamasındaki yeriniz önemlidir. Dolar olarak rakam değil. 1980'den 2022-23'e gelindiğinde grafik baş aşağı gidiyor. Yani bu bir yönüyle de fakirleşme. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ki eski Merkez Bankası Başkanı olarak Rüştü Saracoğlu altını çizmiş. İlk kez 2023'te yani Cumhuriyet'in 100. yılında zarar etti diyor. Bunların altını çizmek gerekiyor. Ama tabi TAV havalimanlarının değeri 2.2 milyar dolar olmuş. Hürriyette geniş bir haber. TAV havalimanları deyince tabi dünyada da farklı işletmeler var. Ortaklı bir yapı filan. Sani Şener'in kurduğu ve daha sonra da çok ortaklı bir yapı. İstanbul Havalimanı'na geliyorsunuz. E, e, dikkatiniz e, oraya yöneliyor. Çiğdem Toker'in yazısı son derece dikkat çekici. İstanbul Havalimanı ortaklık yapısında bir iç operasyon çekilmiş. Cemal Kalyoncu ve Mehmet Çengiz Beşli Çete'nin iki üyesidir. Onlar üçüncü bir holding kurarak kendi aralarında Iga Holding ona, ona da %43 pay vermişler falan. İçeride bir operasyon çektikleri doğru. Fakat şunu da hatırlatayım bir kere daha. 2022 yılında Cengiz Kalyon grubunun işlettiği İstanbul Iga Havalimanı 2018-19-20 yıllarına ait 1.195 milyar eroluk kira borcunu 2042 ve 43 yıllarına ertelemişti ki bu da Devlet Hava Meydanları Genel Müdürünün cevabında meclisteki soru önergesine gönderdiği cevapta ortaya çıkmıştı. Yani kamunun alacağını 2022 yılında 2042'ye attılar. 20 yıl attılar yani. Böyle. Yani hem kamu kaynaklarıyla bir iş yapıyorlar hem de ödemeleri gereken kirayı 20 yıl öteliyorlar. Soygun böyle bir şey. Şimdi dönelim bu bölücülük meselesine. İki gündür konuşuluyor. Sabah kaçtaşı bir montaj fotoğraflı operasyon çekti. Terörist başının fotoğrafının altında demlenmiş diye. İşte bu, bu da e, gazetede çıkan hali. Gazetede de bölücüler bu milletin evladı olamaz. Bahçeli'nin lafının altına koymuşlar bu haberi. Semih Yalçın da sağa sola parmak sallamaya devam ediyor. En son Mardin Belediyesi'ne kayım atanacağını ima etti. O makamda ne kadar oturacağınızı zannediyorsunuz falan diyerek Ahmet Türk'e e, atar yaptı. Her neyse bu montaj oğlu ortaya çıktığı halde Akşam gazetesi bunu gene bu şekilde iç sayfasından haberleştirdi. Yani e, montaj yaptıklarını biliyorlar. Bu ortaya çıktığı ve çokça yüzlerine çarpıldığı halde gene bunu sayfaya koyup ertesi günkü gazeteye basıyorlar. Böyle bir arsızlık var. İşte montaj fotoğraf bu. Duvarda Abdullah Öcalan fotoğrafı. Orijinal fotoğrafta bu ki paylaşan da Oya Tekin, Seyhan Belediye Başkanı e, kendi Twitter hesabından 17 Ocak 2000, on, 2024'te paylaşmış. 3 ay beklemişler. 3 ay sonra da bunu şu şekilde montajlayarak dolaşıma sokmuşlar. Yani bir kere Dem Parti veya her, herhangi bir parti teşkilatı aklını peynir ekmekle yedi mi ki duvara böyle bir fotoğraf atsın? 2. CHP yeti oraya gittiğinde duvarda bu fotoğrafı görecek ve ona rağmen kabul devam edecek. Ama dedim ya bu işlerde bir mantık aramamak gerekiyor. Bu elde hiçbir şey olmayınca montajla artık bir algı yürütmedir yani başka bir şey değil. Her şeyle ortaya koyuyorsunuz ama ona rağmen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral denen kişi de alıyor bunu aynen paylaşıyor ve dolaşıma sokuyor. İşte CHP PKK işbirliği filan. Karşınızda böyle bir güruh var. Böyle bir çete var. Korkan elde hiçbir şey, elde hiçbir tutamak kalmayınca da montaja başvuran. Tıpkı Erdoğan'ın Mayıs seçimleri öncesinde kampanyada meydanda İstanbul meydanında CHP liderini Kandil liderleriyle birlikte montajlayıp gösterdiği video gibi. Sonra da çıktı yayın çıktığı yayında ama montaj ama şu ama bu dedi. Seçimin birinci turundan sonaydı galiba bir birinci turla ikinci tur arasında. Seçim ikinci tura kalmasaydı onu da söylemezdi. Adalet Bakanı ülkenin Dem Parti böyle giderse kapatma kaçınılmaz olur diyor. Sanki kendi işi. Ne kapatma davasını açacak ne kapatma davasının görüleceği ne de bu konuda delil toplayan toplayacak kişi değil. Hükümet kabine veya kabinenin adalet bakanı. Ama dedim ya ülkede ee, artık hiçbir biçimde hukukun demokrasinin herhangi bir paketin herhangi bir kanunun müzakere dahi edilmeyeceği konuşulmayacağı bir iktidar var ve iktidarın neler yapabileceğini gösteriyor sıralı getirdiğim bu liste size. Sonra bayramda sürpriz buluşma. 8 yıl sonra ilk mailiste çay içtiler. İşte AKP'li birini göndermiş Erdoğan. Özgür Özel'i çay içmeye davet etmiş. Zannedersiniz baş başa çay. Bu da Anıtkabir'de çekilmiş. Numan Kurtulmuş, Cevdet Yılmaz sarayda başkan yardımcısı Özgür Özel. Yüzler gülüyor ama fotoğraf bu. Erdoğan'ın çay içmeye çağırdığı yere bakar mısınız? Padişah oturmuş ortada altın varaklı koltuğuna sağına soluna parti liderleri dizilmiş. Özgür Özel de buraya oturtmuş. Özgür Özel nereye oturtmuş? Hüdapar'dan sonra, DSP'den sonra. DSP diye bir parti var mı Türkiye'de? Üçüncü kişi olarak. Erdoğan'ın oturuşa bak. CHP liderinin Türkiye'nin bir numaralı partisi oldu mahalli seçimde oturtulduğu yere bak. Şimdi sonra 15 dakika çay içtik. Sanki baş başa çay içtiniz. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz. İşte bizim de gündemimiz kalabalık. Onların da gündemi kalabalık. Bakalım. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da orada oraya çağırmamış ama seni çağırıyor yani ya bir sürü şey var söylenebilecek e, Muhalefet bunun farkında mı farkında değil mi bal gibi farkında benim anlatmama da gerek yok fakat ben biraz daha göze sokmaya çalışıyorum e, yeniden refah partili Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner tarih tekerrürden ibaret çay koy keçeli yeniden başlıyoruz Deyip biz her zaman yalnızlık demeye getiriyor Erbakan'ın işte bir törende yalnız başına ayakta kalmasını ve 3 e, üç liderin e, baş başa sohbetini ki bu üç lider de, kimdir diye baktığınızda çoğu ortadaki Turgut Özal demiş. Hayır ortadaki Turgut Özal değil yakın tarihe insanlar kaybetti tabii hafızada kalmadı. Yusuf Bozkurt Özal o zaman yeni partiyi kurdurmuştu Turgut Özal. Hatta köşten inip o partinin başına geçeceği söyleniyordu. Ömrü vefa etmedi ayrı bir konu. Turgut Özal'ın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal o da erken vefat etti. Yanında Alpaslan Türkeş, öbür tarafta da Bülent Ecevit görülüyor. Onlar üçlü sohbet ederlerken eee Necmettin Erbakan tek başına yan, yalnız kalmış falan. O dönemde de bu çok dolaşıma girmiş bir kareydi. Bunu hatırlatmış yeniden Refahlılar. Yani biz her, hep yalnızdık demeye getiriyorlar. Şimdi dönelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı tweet'e. Hep tweet diyorum ama X platformunda post yeni adı ama artık dilimiz Twitter, tweet'e alıştığı için böyle gidiyor. Mazur görün. Kemal Kılıçdaroğlu ee, 24 Nisan eee akşamı paylaştığı mesajda çok şey söyledi önünde arkasında ama bir cümle asıl dikkat çekiciydi. Özgür Özel'in Tayyip Erdoğan'la buluşması, meclisteki buluşması ve önümüzdeki haftaya randevulaşması üzerinden şu cümleyi kurdu. Net yani gönderme oraya. Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir. Şimdi evet yani isim vermeden Erdoğan seni tufaya getirecek. Aman düşme tuzağına diyorsun ama bir yönüyle de tecrübeyle sabit defalarca bu tufaya düşmüş isimdir Kemal Kılıçdaroğlu. Yeni kapıya giderek, dokunulmazlıkları kaldırarak, 16 Nisan 2017 referandumunu kabul ederek ondan sonra şaibeli dedi. Yani bir sürü şey sıralanabilir ama belli ki CHP genel başkan koltuğunda oturulurken bunların çok fazla farkında olunmuyor. Ama emekli olunca biraz daha suyun kenarında önünden geçenleri görünce Kemal Kılıçdaroğlu bunu söyleme gereği duymuş, yazma gereği duymuş. Doğru söylüyor. Evet, bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilir, edilmez, mücadele edilir. Aynen öyle. Zaten neden mücadele edileceğini geriye doğru şu son 15 dakikaya baktığınızda görürsünüz. Abdülkadir Selvi ile bağlayalım. Abdülkadir Selvi Erdoğan'ın Irak dönüş uçağında işte bu fotoğrafla dikkat çekti. Bu fotoğrafta Abdülkadir Selvi'nin hemen Erdoğan'ın yanına oturtulması önemliydi. Çünkü Abdülkadir Selvi bir yazı yazmıştı. İşte neden Osman Kavala içeride AKP'ye ne yararı var ki? İşte gezicileri serbest bırakalım falan gibi bir yazıydı bu. 17 Nisan'da hürriyete çıkan bir yazıydı. Daha önce burada mevzusunu yaptık. Bunun üzerine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman buna aynı gün hışımla karşılık verdi. Milli irade karşıtlarının kalem, kalemşörlüğüne soyunan Selvi bu sinsi hesap tutmaz falan filan diye şey yaptı. İsmet İsmet Büyük Atama MHP Genel Sekreteri. Bahçeli'den habersiz böyle bir şey yazamaz. Hüseyin Özkan ki o da sosyal medya sorumlusu MHP'nin. Osman e, şey e, Abdülkadir Selvi yok hükmünde çöptür. Kalem Kılıç artığıdır dedi. Kılıç artının nasıl bir ırkçılık ve nasıl bir e, onun ötesi nefret suçu olduğunu anlattım defalarca. Tekrar girmeyeceğim. E, yine İsmail Özdemir MHP e, dijital ...mecralardan sorumlu genel başkan yardımcısıymış... ...o da işte bir şekilde... ...bu ve benzeri şahıslara yük, misyon yüklendiği... ...görüntüsü verenlerin diyerek sarayı... ...kastediyor, Selvi'nin koskoca bir hiç olduğunu... ...anlamaları gerekir diyor... ...böyle şey olunca da... ...Erdoğan bu... bu ...şeylere, bu saldırılara... ...Abdülkadir Selvi'yi yanına oturtarak... ...cevap verdi, bir yönüyle... ...Erdoğan hani... ...eleştiriyorlar... ...ne yapacağını bilmiyor, öngöremiyor... E, neticede pozisyon almaya çalışıyor, hamle belirlemeye çalışıyor, muhalefete de bir yandan e, göz kırpıyor. İyi Parti orada, CHP orada, öbürü belki yeni anayasayla acaba gündemi değiştirebilir miyim? Bir terör operasyonuyla acaba korku alabilir miyim insanlara? Bunları değerlendirirken kendi ortayla da kapış, kapışma içerisinde. Bu da Abdülkadir Selvi üzerinden oluyor. Abdülkadir Selvi de işte beyefendinin hemen yanına çökmüş ve MHP'lilere böyle cevap veriyor. Yani bir yandan işte Bahçeli bir Ferdi Tayfurlu klip, video. Öbür tarafta bu, öbür tarafta karşılıklı birbirlerine kavgada söylenmeyecek sözler, kılıç artığı falan. Acayip, sadece o değil. Devlet Bahçeli, Mehmet Şimşek'e de müfsit dedi. Skandal sürecin sorumlusu dedi yani. Fesat demek, düzen bozucu demek. Yani Mehmet Şimşek, Mehmet Şimşek ekonominin başında, senin Cumhur İttifakı'nda ekonominin bir numarası Mehmet Şimşek yani. Fakat kime ne anlatıyorsun? Acayip acayip bir süreç. Bu hamur daha çok su kaldırır. Ee, bir takım eleştiriler oluyor. İşte yani hep böyle söyleniyor ama yani hiçbir şey değişmiyor. Hep böyle yayınlar yapıyorsunuz ama hiçbir şey değişmiyor. Hayır hayır öyle değil. Neticede biz burada kain değiliz. Yani olacakları haber falan da vermiyoruz. Bir durum tespiti yapıyoruz. Stratejik yanlışların altını çiziyoruz. Siyasi okuma yapıyorum ben şahsen en iyi bildiğim konuda. Erdoğan da her defasında iktidarını sürdürmek için içeride ve dışarıda anlaşmalar yaptı. Ve bu defa da bunu yapmaya çalışıyor. Ve ülkeyi her defasında bu anlaşmalar geriye düşürdü. 10 yıldan uzun bir süredir bunu anlatıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yani olan, ola, olan olabilecek şeylere dikkat çekmek, risklere dikkat çekmek e her defasında yanılsak bile ya da öngördüğümüz gibi gitmese bile bizim sorumluluğumuz, bizim kabahatimiz değil. Yani dolayısıyla o hataları ben yapmadım. Dolayısıyla e, öz verecek kişi de değilim. Öz sorumlu mevkidekiler, icranın başındakiler verir. Bunu da altını çizelim. E, Kılıçdaroğlu'nun son bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir e, sözü. Esasen bir tür kapalı öz Bunu da böyle değerlendirmek gerekir. Bir sonraki yayında Cuma günü tekrar karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.